Hazır mısınız? Hazırız. Birazdan nişanlını sana geri getir. Ama bana bir iyilik yap. Bir daha onun yanından uzaklaşma. Hazırız, içeri giriyorum. Doktor. Evladına veda etmek zamansızdır. Rüya birçok kişiye hayatını geri verecek. Kalbi kabul ederseniz eğer, rüyada size hayat verecek. Senin çocuğun yok değil mi? Kızım nefes alamaz ki. Onun kalbi benim göğsümde atamaz. Bu onu bir kere. Beni her defasında. Doğru söylüyorsunuz. Benim kızım yok. Ama benim de annem var. Ölümden döndüm. Yukarıda yatıyor şimdi. Eğer ihtiyacı olsaydı, hiç düşünmeden kalbimi ona verirdim. Verme. Sakın verme. Çünkü hiçbir anne baba kendi yaşadı gibi evladını toprak olsun görmek istemez. Bundan sonra benim bu hasta kalbim yettiği yere kadar yaşar. O kalbin rüyamın güzel günlerini göreyim diye beklemiştim. Ama artık bir gün yok. Öyle bir yok. O umudu ömrü uzun yıllar olan birine verin doktor. Dediğin gibi yapabildin mi Ali Asaf? Eğer içeride güvenli bir yere geçtiyseniz bir kere bas.
sana söylediğim ikinci hamleye geçiyorsun Ali Hasan. Kalbi durdu. Kalp masajına başlamam lazım. Aynı zamanda birinin suni teneffüs yapması gerekiyor. Tamam mı? Arkadaş bana yardım etsin. Arkadaşım gel bana yardım et hadi. Olmaz. Kızlar yapsın işte. Kızlar yardım edemezler görmüyor musun? Halleri kalmamış bitmişler zaten. Allah belanı versin Celal. Verdi zaten. Hadi. Hadi bir karar ver hadi. Biz seninle burada tartışırken arkadaşın ölecek. Hadi. Acele et. Arkadaşım gel bana yardım et sen de. Hadi. Ben yardım falan etmem ona. Gebersin köpek. Kalk lan. Sensin köpek. Kalk. Arkadaşım. Gel yardım et diyorum sana. Gel. Hadi lan. Hadi. Çabuk. Hadi 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 hadi. Çaktırma. Sadece şuuru kapalı, kalbi durmadı. Celal! Kendine gel lan! Hadi Celal! Kendine gel lan! Ali, içeri giriyoruz. Hazır ol. Kır. Bana bakın lan. Yanlış bir şey yapmayın. Hepinizi vururum ha. Celal! Uyan lan! Lan Celal! Lan şerefsiz Celal! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Gelmeyin lan! Vururum bunları! Vallahi çıkarma! At silahını teslim ol! Sen at lan! Seydi! Çok iyi bir. Bir daha başını belaya sokma diyeceğim. Ama sen yine sokmayacaksın. Nereye gitti bu ya? Zaten yorgunluktan ölmüşüm. Bir de seni mi kovalayacağım ben ya? Aç şunu aç. Aç 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 aç. Heh Samocuğum. Göz bebeğim.
Nerelerdesin? Ben seni çok özledim. Hiç bekleme vallahi Bilogi Efendi. Samo'nun göçebelik günleri sona erdi artık. Ne demek sona erdi? Karavana ne oldu? Karavan maravan yok artık vallahi. Bitti. Oh be. Gönderdi anneciğim sağ olsun parayı. Tutuyorum evi. Artık ben de her yetişkin gibi ömrümü dört duvar arasında tamamlayabileceğim. Oh ya. İyi de Samo, ben ne olacağım? Bana ne be senden? İpeği falan ara istersen. Benden başka arkadaşın yok mu oğlum senin? Hadi beni tutma lafa, ben nöbete geç kalıyorum. Öpüyorum, görüşürüz. Çok iyi ya. Zaten hastaydık. Bir de evsiz kaldık, iyi mi? Ne yapıyorsun? Yıldızlara bakıyorum. Çok güzelmiş bu gece. Evet. Güzeller. Güzeller. Yani susayım diyorum, konuşmayayım diyorum ama tutamıyorum kendimi. Beni dinleseydin bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti, biliyorsun değil mi? Başladık. Bilmiyorum. Ne demiştin ki? Dalga geçme. Çok iyi biliyorsun Eylül. Şu an senin hastanede dinleniyor olman lazım. Birinin o Cihan'a dur demesi gerekiyordu. Ne yapsaydım yani? Bekleseydim de öyle ömür boyu abuk sabuk hediyeler göndermesine izin mi verseydim? Hayır tabii ki. Ama bıraksaydın da erkek erkeğe ben çözseydim mesela. Erkek erkeğe. Nesin sen, maço musun? Dalga geçme lütfen ya, biraz ciddi ol. İyi tamam tamam, bir dahakine öyle yaparız. Kim bilir. Bir dahakine. Sen var ya sen. Sen benim başıma gelmiş en büyük belasın Eylül Erdem. Sen de benim kahraman. Çok uykusuz gözüküyorsunuz. Ha, öyleyim. Yani her an bir yere devrilip uyuyabilirim. Kaç gecedir eve gitmiyorsunuz? 4. Yok, 3 galiba. Bilmiyorum ki. İpek. Kızım. Geceden beri ablandan haber alamıyorum. Telefonlarıma da bakmıyor. Burada mı acaba şimdi? Ben sana buraya gelirsen seni kendi ellerimle polise veririm demedim mi? Niye geldin? Kime verirsen ver. Ben buraya Eylül'ü görmeye geldim. Görmeden de hiçbir yere gitmeyeceğim. Sen buraya sadece Eylül'ü mü görmeye geldin? Öyle mi? Önce biz seninle başka birini görelim. Gel. Gel. Niye getirdin onu buraya? Siz aileyi çekip beni öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Çık dışarı. Çık! Esrin, sana bunu kim yaptı? Yaklaşma bana! Yaklaşma dedim sana! Anne, korkma. Ben buradayken sana hiçbir şey yapamaz. İpek, korkuyorum. Gitsin buradan. Bak. Bak, görüyor musun? Ne hale getirdin sen bu kadını. Nasıl korkuyor, görüyor musun? Bak. Sen bu hale getirdin bu kadını. Bu suratı sen bu hale getirdin. Mutlu olsun eserinle şimdi, izle. Nesine bakayım kızım? Ben bir şey yapmadım ki. Ne demek ya bir şey yapmadım? Hala bir şey yapmadım diyor. Yavrum yemin ederim hiçbir şey yapmadım. Baba uzatma artık! Ya Nesrin bir şey söylesene. Sana bunu benim yapmadığımı söylesene. Ne diyeceğim ben sana artık? Önce dövdün. Sonra yetmedi bir de arabanın altına ittin. Öldürüyordun beni neredeyse. Ben mi ittim? Yahu ben seni gittiğinden beri görmedim bile, yalancı karı. Baba bırak. Ben gitmedim. Sen kovdun. Ben bunlara hak edecek ne yaptım ha? Bak, Nesrin doğruyu söyle. Doğruyu söyle diyorum sana! Bırak! Lan bir şey yapmadım ama yaparım. Bana bak, doğruyu söyle lan! Baba! Dili dövecek beni İpek! Bunu sen istedin.
Polis mi? Bir de beni ayağına çağırıyorsun. Ne bu şimdi? İki güzel manzaraya fit mi olacağım ben? Seversin diye düşündüm. Ya kağıt elva. Çocuk muyum ben? Bununla mı kandıracaksın beni? Ya Esma, ne alakası var ya? Çok alakası var. Dün gece anladım ben anlayacağımı. Ama yanlış anladın. Sonra ben nöbete koştum. Sana çıkacak vaktim bile yoktu. Tabii. Esma da elimde diye düşündün. 27 saat 37 dakika sonra mı açıklamak aklına geldi? Ne desen haklısın Esma. Yani yerden göğe kadar haklısın. Ama benim bu ara biraz sorunlarım var. Ne sorun var ki senin? Biraz tatsız bir durum. Senin de canını sıkmak istemedim. O yüzden hiç bahsetmedim. Ama artık birine söylemem gerekiyor Esma. Bana anlatabilirsin. Ben elimden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışırım. Kağıt elva. Sağ ol. Esma. Ben bir süre sizde kalabilir miyim? Nasıl yani? Benim Eylül'le kaldığım evde mi? Hı hı. Yani sizin için sorun değilse tabii. Burada da. Sen hiç zahmet etme. Ben eşyalarını alıp hemen geliyorum. Ben alırım canım eşyalarını. Sen almıyorsun. Ben alıp geliyorum. Sonra da gideceğiz eve, güzelce dinleneceksin. Yok artık. Var artık. Var. Gideceğiz eve, uzatacaksın ayaklarını televizyonun karşısında. Güzelce dinleneceksin. Biz de Esma ile sana bakacağız. İtiraz etme şansın var mı? Cık. Yok. İyi, tamam. İyi. Güzel. Sen böyle söz dinliyorsun ya. Yani şaşırmıyor değilim. Ama çok daha tatlı olursun. Söz dinleyen Eylül. Tamam, hadi git gel. 5 dakikaya geliyorum. Ha, bir şey unuttum ya. Hocam, en sonunda buldum sizi vallahi. Çok iyi oldu. Samet, bak bugün kendime izin verdim. Çok önemliyse pas geç beni, tamam mı? Hocam, bence de izin kullanmak en doğal hakkınız. Kullanın ama Esra Hoca özellikle sizi arattı. Ne oldu? Şey, hocam, Selim Hoca delirdi galiba. Ne demek delirdi? Yani yaşadıklarından sonra garipsenemez aslında ama bir tuhaf davranıyor. Ne bulursa sağa sola fırlatıyor. Bir ağlıyor, bir bağırıyor. Biz de anlamadık hocam. Hadi gidelim. Esma yakacak beni ya. Hiçbir şey demedim kıza. Şimdi bir ton azar işit. Hadi yürü. Bırakın diyorum ya. Yürü yürü yürü. Bir dakika. Ne oluyor? Polis ifade almak için götürüyor. Kızım, daha önce de söyledim sana, yine söylüyorum. Ben bir şey yapmadım Eylül. Bana inanmalısın. Yürü, bu sefer inan bana kızım, hadi. Ne olur. Bu defa bana inan Eylül. Hadi. Eylül kızım, yürü. Ne olur bana inanmalısın Eylül. Ben bir şey yapmadım. Kızım, ben bir şey yapmadım. Eylül. Eylül, bir şey yapmadım ben kızım. İnanmalısın bana Eylül. Eylül.
daha iyi olacak. Efendim? Ben Ziyanur Bey'in avukatı Taylan Kara. Dinliyorum. Sizinle konuşmamız gereken acil bir konu var. Şu anda Sinan ve Süleyman Beylerle toplantı odasındayız. Rica etsem hemen gelebilir misiniz? Tamam, geliyorum. Ne oldu? Galiba şimdi kovuluyorum. Nasıl ya, niye? Selim, lütfen sakin ol. Selim. Selim, ne olur sakin ol. Olamıyorum, olamıyorum Esra. Nasıl sakin olayım? Tamam. Tamam, geçecek. Tamam Samet. Hadi sen işini başına dön. Peki hocam. Ne durumda olduğuma bakmaya mı geldin? Hayır. Abimi görmeye geldim. Abimi ziyaret edemez miyim? Gördüm işte. Durumum bu. Tek kollanca bu kadar yapabiliyorum. Hepsi geçecek Selim. Hepsi. Hastaları böyle mi kandırıyoruz biz? Bu kadar kolay mı yalan söylüyoruz? Yalan değil bu. Abi, iyileşmen için ne gerekiyorsa yapacağız. Lütfen güven bize. Abi, ben yalnızca kolumu kaybetmedim. Ben doktorluğumu kaybettim. Ben mesleğimi kaybettim. Hayatımı kaybettim ben. Anlıyor musunuz? Hayatımı kaybettim. Selim. Abi, abi ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Yapma lütfen. Yapma abi, yapma bunu kendine. Bunu kendine de bize de yapma lütfen abi. Güven bize, tamam mı? Ben sana güveniyorum. Ben sana inanıyorum. Sen bunu da atlatacaksın. Bir şekilde bunu da atlatacaksın. Hatta mesleğine geri döneceksin abi. Sen lütfen bırakma kendini. Yeter ki bırakma kendini abi. Selim bak, bu durumu beraber atlatacağız. Tamam mı? Her şey düzelecek. Lütfen yapma. Yalnız bırakayım. Sen de git. Tamam, gideceğim. Abi yapma. Abi yapma. Abi seni de kaybedemezdim. Seni de kaybedemezdim abi. Seni hayatta tutabilmek için tek yol buydu, biliyorsun. Yatağınızda. Zor bir gündü sizin için. Biliyorum Ağız Bey, biliyorum. Zaten kimselere görünmeden geldim. Hadi geçin, oturun şöyle. Benim senden son bir ricam olacak. Tabii. Kızımın kalbi başarıyla nakledilmiş. Öyle. Donör ve alıcı arasında çok iyi bir eşleşme sağlandı. Kalbinin nakledildiği kişiyi görmek istiyorum.
Kaç yaşında? 15 yaşında. Çok gençmiş. Allah onu uzun versin. Eğer hazır değilseniz. Böyle bir şeye hazır olamam doktor. Rüya benim tek ailemdi. Ama biliyorum ki giderken birilerine hayat verdi. Rüya o kadar değerli bir şey yaptı ki, o kadar değerli bir şey yaptı ki. Sayenizde gencecik bir insan hayatına devam edebilecek. Rüyanın sayesinde. Hazır mısınız? Birinin rüyası gerçek oldu. Rüyamın çok iyi bir kalbi vardı. O da iyi bak olur mu? Bizi böyle diktiniz buraya. Ne söyleyecekseniz söyleyin. Herkesin işi gücü var. Gelecek olanlar var. Onlar geldiğinde başlayacağız. Ölme eşeğim ölme. Hayırdır Sinan? Neymiş bu acil olan? Avukat bey, bakın Esra Hanım'ın da pek vakti yokmuş. Belki yetişmesi gereken bir randevusu, başında beklemesi gereken bir hastası falan vardır. Konu neyse, başlayalım artık hadi. Gerçekten, bu kadar gizem yeter. Ne anlatacaksanız başlayın. Herkes gelsin, başlayacağız. Biraz sabır lütfen. Seninle mi aradı avukat? Bir şey dedin mi peki? Sanırım birazdan kovulacağım. Saçmalama. Sence ben böyle bir şeye izin verir miyim? Bu yüzden mi astın sen yüzünü? Ben her zaman senin yanındayım, merak etme. Gülsün artık şu güzel yüzün ya. Bu gülümseyen halim benim. Evet.
Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Bir dakika, bir dakika. Bu kızın ne işi var burada? Çıksın dışarıda beklesin. Sinan Bey, ağzınızdan çıkana dikkat edin. Etmezsem ne olur? Bela lütfen. Sakin olalım. Hem uzun zamanınızı almayacağım. Buraya sizi hastanenizin yeni ortağıyla tanıştırmak için sizleri çağırdım. Yeni ortağı mı? Evet. Eylül Hanım, Bahar Tunç Hastanesi'nin yeni ortağı artık sizsiniz. Alo baba, ne? Geliyor musun? Tamam tamam, yetişirim. Tamam. Allah kahretsin, ateş kesildi. Çabuk baba, hızlı gidin. Hadi. Arkanı toplamaktan bıktım. Baba, ayıp oluyor. Yalan mı? Ziyanur'la ben olmasak, kızın da sana çekmiş. Her kral tahtını bir gün oğluna devredecektir. Kaderin işte işi bu. Ne demeye çalışıyorsun sen? Kaderin önünden çekil demeye çalışıyorum. Cenaze işlemlerinin başlatılması gerek. Ne? Ailenizden biri geldiğinde beni bulsun. Onun ailesi benim ailemde o. Başka kimsemiz yok. Siz öldürdünüz onu. Sen öldürdün onu, biliyorum. Siz katilsiniz. Üzgünüm. Sen yaptın, biliyorum. Sorumlusu sensin, duydun mu? İspat edeceğim bunu, göreceksin. Babaannenin raporunu değiştiren adamın oğlu o. Kendi kanından olmayan hiç kimseye güvenme. Acıma, acınacak hale düşersin, üzülürüm. O kadının ölümünde bir şekilde hepimiz sorumluyuz. Ama bunu bilmesi hiç kimseyi geri getirmeyecek. Bence Eylül haklı baba. Babaannesinin ölümündeki ihmal örtbas edilmiş. Ne demeye çalışıyorsun? Senin bundan haberin var mıydı? Hayır, yok. Bak evlat, bu işi daha fazla kurcalamayın. Hiç kimseye bir faydası yok. Peki ya adalet? Birinden çalınanı ona geri veremiyorsan, hırsızını cezalandırmak için gereken gücü ona verirsin. Babam da adil bir adam olarak bunu yaptı. Belki de günahının bedelini böyle ödeyebileceğini düşündüm.